Evet, herkese güzel bir cuma günü diliyoruz. Yepyeni bir proje söyleşileri programıyla daha birlikteyiz. Hepinize hoş geldiniz diyoruz. Bu hafta proje geliştirme ve koordinasyon ofisi koordinatörümüz doçent doktor Ali İhsan Şekertekin hocamız aramızda yok. Kendisi bu hafta ülkemizi uluslararası bir kongrede temsil etmek üzere Makedonya'da. Kendisine o yüzden başarılar diliyoruz. Bu hafta TÜBİTAK 4004 projelerini konuşacağız. TÜBİTAK bilim toplum projeleri altında yer alan TÜBİTAK 4004 doğa eğitimi projelerini konuşacağız. Konuğumuz Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü akademisyenlerinden Sayın Doktor Öğretim Üyesi Yasin Ünal. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim Berks Hocam. Hoş bulduk. Sizler de iyisiniz umarım. Bizler de iyiyiz. Davetimizi kabul edip programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Rahatsız mısınız? Geçmiş olsun diliyoruz tekrar. Değerli hocam, Üstünüze afiyet. Biraz grip oldum. geçmiş olsun, geçmiş olsun. Sağ Mevsim olun. geçişlerinde oluyor hocam. Evet. Evet, yavaş yavaş sohbetimize başlayalım isterseniz. Değerli hocam, bize şu anda programımıza katılımcı olan değerli katılımcılarımız ve üniversitemizin YouTube kanalı üzerinden bizleri takip edecek dinleyicilerimiz için kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? Yusuf, Yasin Ünal kimdir? Tabii ki. Isparta Uygulama Bilim Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetim Bölümünde öğretim üyesiyim. 2007 yılından beri hani sizlerle beraber zaten biz bayağı başlangıcını yaptık bu işin. Sizler Evet. Iğdır'da, biz de Isparta'da devam ediyoruz zaten. 4004 projelerine devam ediyoruz. Profesör Doktor Yedis Uğurlu hocamız başkanlığında önderliğinde bu bayrağı işte biz de ele almaya başladık ve devam ediyoruz şu anda. Bu arada İdris Oğurlu hocamıza da buradan saygılar, selamlar sunuyoruz. Kendisi gerçekten alanında çok değerli bir hocamız ve hakikaten Isparta'da TÜBİTAK 4004 projeleri kapsamında önümüzü açan, bizi aydınlatan, yolumuza ışık tutan çok değerli bir hocamız. Peki hocam, şöyle devam edelim. Genellikle her katılımcımıza yönelttiğimiz bir soru bu. Sizler de projelerin içerisinde yoğrulan akademisyenlerden birisiniz. O yüzden hocam, proje sizin için neyi ifade ediyor desek cevabınız ne olurdu? Ya proje artık benim için bir hayat tarzı. Bizim için vazgeçilmez oldu. Evet. Çünkü ben doktora yaparken başladım. Özel bir firmada başladım. TÜBİTAK TEİDE projeleri koordinatörlüğüyle başladık ve bir eğitim aldık. Sonrasında benim aslında yüksek lisansa başlama sebebim de biraz önce bahsetmiş olduğunuz Profesör Doktor İdris Uğurlu hocam. Derslerde bize ezberden ziyade proje odaklı bir ders programı çizdi. Ve gerçekten hani öğrenci arkadaşlarımıza şunu söyleyebilirim. O zaman 100 üzerinden bizim puanlarımız 50, 51, 52 ortalamaken ben işte İdris Hoca ile tanışmamızdan sonra ve birlikte çalışmaya başlamamızdan sonra benim notlarım 80, 90, 100'e çıktı ve proje odaklı çalışmaya başladık. O günden bugüne de tabii birçok hani projeler yaptık. Hani sorunuza göre ben cevaplayayım. Proje şu anda benim için vazgeçilmez bir çalışma. Tamamen severek yaptığım bir çalışma. Ve özellikle başlangıcından, planlanmasından ve sonucuna kadar merak etme duygusunu sonuna kadar hissettiğiniz bir çalışma. Bu yüzden projesiz olmaz. İşte hem TÜBİTAK 4004 kapsamında hem TÜBİTAK 20 Konseyde Bilim İnsan Destekleme Programı kapsamında hem TÜBİTAK TEYDEP ve ARDEP kapsamında da projeler bir yandan yürütüyoruz. Peki hocam, şöyle bir düşünürseniz hani akademik hayatınızı, işte ilk dahil olduğunuz projeler ve böyle son dönemde özellikle yürütücülüğünü de yaptığınız projeleri düşündüğünüzde kendinizde nasıl bir gelişme kaydettiniz? Neler yaşadınız mesela bu süreçte? İlk projelerimi hatırlıyorum. 2007 yılında
Isparta'da doğa eğitimi bir projesiydi. O projenin başlangıcında aslında biz hani sen de hatırlarsın beraberdik zaten o dönem. Orkuş'ta bir topluluk kurmuştuk biz. Öğrenci odaklı bir topluluk. Orman Fakültesi'nin kapsamındaydı. O zaman SDÜ'deydik biz. Orkuş'ta biz Isparta'daki böyle meraklı büyüklerimizi, abilerimizi, ablalarımızı böyle ulaşıp onları işte günübirlik kuş gözlemlerine götürüyorduk. Ve o arada ben internetten rastgele olarak TÜBİTAK 4000, o zaman 4000'di kodu ilk 2007 yılında. 4000 kodlu bir proje gördüm. Baktım doğa eğitimi falan yazıyor. Hemen hocamı aradım. Hocam dedim bakın biz zaten hani bedava yapıyoruz. Bu arada hani soracaksınız onu herhalde. O zaman 120 bin TL'di bütçesi. Evet. 120 bin TL dedim hocam müthiş bir rakam. Dedi Yasin yapalım dedi. Başladık. Ben o zaman tabii öğrenciyim. Doktor öğrencisiyim. O zaman İdris Uğurlu Hoca, İsmail Dutkuner Hoca ve Ebubekir Hoca bir anda böyle yüklendiler. Ben o projeyi hani tamamen işte mutfaktan dediniz ya biraz önce. Amel olarak başladım. Yani bunu gururla söylüyorum gerçekten. Çadır, uyku tulumu, bilumun malzeme, her türlü mutfak taşıyarak böyle işte bir üzerimiz böyle yağ pis içerisinde başladık. Sürekli geri hizmet üzerinde başladık. Ama biz o zaman proje nasıl yapılır? Proje bütçesi nasıl düzenlenir, yürütülür? A planı, B planı nedir? Risk analizleri nelerdir? Hepsini o zaman biz aslında öğrendik. Tabii aradan 2007 yıl şu anda 16 yıl geçti. Şu anda ben hani 4004 derseniz işte 4. projemi yürüttüm bu sene. Hı hı. 20 konsepti kapsamında da işte 15'ten fazla projede yürütücü olarak görev aldım. Yine TÜBİTAK 1001 kapsamında 2 adet bir tane de bitti sonuçlandı. Alagek projesi şu anda Anadolu Parsı projesi Mart döneminde desteklendi. Yine Avrupa Birliği projelerinde görev aldık. Ve yani ben şunu söyleyebilirim. Hani mesela bazen bizden proje falan istiyorlar. Hocam bir proje. Diyorum ki bakın bu ses hiçbir şey sağlamaz. Hani siz diyorum hani bunu kendiniz emekle kendiniz bir şeyler böyle sağlarsanız başarılı olursunuz. Yoksa hani sırf proje yapmak için ve proje destekten geçirmek için yaparsanız bir yerlerde bir sıkıntı yaşayabilirsiniz diyorum. Hani şunu söyleyeyim. Geçen 16 yıl içerisinde mutfaktan yetişmek bizleri gerçekten yoğurdu ve tecrübe kazandırdı. Şu anda da biz severek devam ediyoruz projelerimize. Evet. Yani sizin gibi böyle projeyi özellikle yaşam biçimine dönüştürmüş hocalarımızın genel yaklaşımı aslında birbirine çok benziyor. Peki şimdi bu işin yani hepimiz mutfağında yetişerek başlıyoruz. Bazı hocalarımız bize önderlik ediyor, bir şeyleri yaşıyoruz ama iş bir de kendi projemizi yürütmeye gelince kısmı var ya hani biraz ondan bahsedelim istiyorum. Böyle ilk proje yürütücülüğünüz özellikle de şimdi TÜBİTAK 4004 projelerini konuştuğumuz için bunu sormak istiyorum. İlk TÜBİTAK 4004 projesi deneyiminiz nasıldı? Neler yaşadınız? Yani işin sizin tabirinizde amelilik kısmında yer almak ile işin yürütücülük, yöneticilik kısmına yer almak arasında nasıl bir fark vardı? Tecrübelerinizi paylaşır mısınız? Aslında benim şöyle bir fark olmadı. Şöyle açıklayayım size. 2007 yılından sonra bizim Isparta'da doğa eğitim projesi 2008 yılında desteklendi. Sonra 2010 yılında desteklendi. 2011 yılında desteklendi. Ve ben İDE 5'teyken öğretim üyesi olarak atanmış oldum. Ve o dönemde hemen tabii bu proje yürütücüsü İdris Orlu Hocam yine. Biz o zaman kadro olmadığı için de bursiyer olarak görev alıyorduk. Ya da eğitmen olarak görev alıyorduk. O projelerde hocamla hep beraber olduğumuz için artık bize yavaş yavaş projeyi vermeye başlamıştı aslında. Hani böyle kendi olmadığı zaman Yasin şunu yap, bunu yap, ekibi şuraya götür, hadi bakayım çavuş ol falan. Biz ekibin başına sürekli olmaya başlamıştık. Aslında bir nevi de hani hocamızın verdiği görevler dahilinde yürütücülük yapmaya böyle hani başladık biraz. 2012 yılında böyle hani biraz derler ya bitin kıllandı diye kadro alınca ben hemen bir Kızıldan Milli Parkı ve çevresi doğa eğitim projesi diye hemen bir proje yaptım. Ve desteklendi proje. Bizim proje bu anda 2 oldu. O projede tabii İdris Hocam olduğu için yine bizim İdris Hoca başımızda. Biz yine aynı şekilde aslında çok bir fark olmadı yani. Hani hep İdris Hocam'la birlikte projelerimizi yürüttük. Beraber biz onun yanında hep devam ettik. Sadece işin resmiyeti oldu aslında. Daha sonra işte 2013-14 yılında
Devam ettik projemiz. İkinci benim Kızıldağ Milli Parkı projesi 2018'de tekrar desteklendi. 2020 yılında tekrar desteklendi. Bu sene ismini değiştirdik. Güllerden Toros'a bir doğalcı olarak tekrar desteklenmiş oldu. Yani mutfaktan gelince aslında ve hani ne iş olsa yapıyoruz biz bu projelerde. Çünkü biliyorsun hani 7 gün 8 günlük bir çalışma, yoğun bir çalışma. İşte evet. Türkiye'nin farklı illerinden gelen öğretmenlerimiz, kamu personelleri var. Ve o arada nerede devreye girmen gerekse girdiğimiz için de bir ekip çalışması olduğu için aslında hani bu çok önemli. Bir ekip çalışması, sadece bir yürütücü yok bu projelerde. Güvendiğiniz bir ekip içerisinde herkes yürütücü olabiliyor. Herkes yerine göre işte bursiyer olabiliyor. Herkes yerine göre işte çadır da taşıyabiliyoruz. O yüzden ben hiç zorluk yaşamadım. Hani çok da bir fark olmadı aslında. Hani yürütücü, resmi yürütücü olmakla ya da İDE projelerini devam ederken hiçbir çok, hani sen de biliyorsun aslında hep beraberdik. Çok evet, da bir evet. Şey yaşamadım. Geçiş dönemi yaşamadım. Peki hocam, şöyle düşündüğünüzde yani bu işlere başlangıcınızdan bu yana kaç TÜBİTAK 4004 projesinde bulundunuz? Kaça da yürütücülük yaptınız? 4 tane 4004 projeyi yürütürük yaptım. Şimdi şöyle ben sana sayayım. Isparta'da doğa eğitim projeleri 6 kez yürütüldü. Onların hepsine görev aldım. Kiminde uzman olarak, kiminde eğitmen olarak, kiminde bursiyer olarak. Yedincisi bu sene yazılıyor inşallah. İdris hocam yazacak. Daha sonra İdris hocam Isparta'dan İstanbul'a tayin oldu biliyorsunuz. Emekli oldu Ticaret Üniversitesi'ne. Evet. Ve orada Bilecik Osmaneli Belediyesi bize destek sağladı. Ve onlarla da Osmaneli'de, Osmaneli'den Orhan'a dua eğitimi isimli yeni bir proje başladı. Onda da 4 kez görev aldık. Daha sonra yine işte Orman Fakültemizin, bizim Hüseyin Fakir hocamızın bir projesi vardı. İşte orada görev aldık. 4004 kapsamında yani nasıl diyeyim, mesela 15'e yakın projede görev aldım. Hani birçok farklı ismi şu anda unuttuğum projeler de var Türkiye'nin farklı illerinden. Olduğum projeler oldu. Daha sonra da bizler TÜBİTAK'ın BİDEP, Bilimsel Destekleme Programı'nın bir çağrısı açıldı. Yine doğa eğitimi tarzında çağrılar ve biz buna başladık 2013 yılında. Bu da Fen ve Doğa Bilimler alanında Araç Tanımı Hayatta Kalma Teknikleri kursu isimdi. Yani 4004 proje özel bir alana girmiş olduk. Bu projelerde de şu anda 13 kez desteklendi. 13 kez yürütücü oldum bu projelerde. Çok güzel. Tebrikler hocam. Yani başarılarınızın devamını diliyoruz. İnşallah daha bol projeler olsun. Çünkü açıkçası benim için de TÜBİTAK 4004 projelerinin ayrı bir yeri, değeri var. Belki de proje kavramını bana da en çok sevdiren o ekip ruhuydu. Ben o zaman da İdris hocamın çalışmalarından, ekibi yönetişinden çok etkilenmiştim. Gerçekten bu işlerin içerisinde olmak farklı bir hem yetenek kazandırıyor hem de projeye olan sevgiyi, bağlılığı arttırıyor. Şimdi biraz bu konuyu derinleştirelim istiyorum ben. Özellikle böyle bizi şu an izleyen, daha sonrasında izleyecek olan dinleyicilerimiz için bu projelere adım atmak isteyecek olan, yeni proje yazacak olanlara da böyle bir yol göstermek adına. Hocam biliyorsunuz bu projeler büyük ekiplerden oluşuyor, kalabalık ekiplerden oluşuyor. Acaba Yasin Ünal ekibini belirlerken nasıl oluşturuyor, nasıl, neye göre seçiyor, bütünlüğü nasıl sağlamayı başarıyor? Biraz bunu öğrenmek istiyoruz. Tabii ki. Şu anda bizim projeler çok ilginç bir hal aldı. Türkiye'nin birçok ilinden ve çoğu da projelerimize katılımcı olarak katılmış olan, böyle bizim hedef kitlemiz olan, zamanda katılımcımız olan, fakat daha sonra o sahip olduğu özel yetenek sebebiyle projelerimize artık eğitmen olarak dahil olan kişiler. Mesela bir tanesi Ahmet Koca. Biliyorsunuz Ahmet Koca'yı. Evet, i̇şte evet. Hani öncesinde işte sahip olduğu o yetenekle birlikte bitki tanıma ve tıbbi bitkilerle birlikte direkt dahil oldu. Şu anda ben projelerimizde Türkiye'nin farklı illerinden konusunun uzmanı, öğretim üyeleri olduğu gibi aynı zamanda öyle ince yeteneklere sahip olan ve projenin öyle güzel eksiklerini tamamlayan hedef kitlemizden katılımcılarımızı eğitmen olarak dahil etmeye başladık. Ve her seferinde böyle gelişiyoruz, böyle kalitemiz artıyor. Bu bize özel projeler de getirmeye başladı. Mesela şimdi biz bir anda Doğa ve Orman Okulu projelerine girdik. Şu anda Türkiye çapında ses getirdi mesela. Bunun sebebi
özel yeteneğe sahip olan birkaç katılımcımız, ya hocam bu projede orman okulu ne işlemiyorsunuz demesidir mesela. Hep bunları ben dinlemeyi projelerimize... Bu konuya ayrıca bir yer açacağım ilerleyen sorularımız için de bu konuya da değinmek istiyorum. Çünkü çok özel bir konu o. Dikkat çekeceğine de inanıyorum. Tabii şimdi burada öncelikle hedefimiz elbette proje yazma oranını arttırmaya yönelik ya da farklı projelerin ortaya çıkmasında kıvılcım oluşturmaya yönelik bir çalışma yapmaya çalışıyoruz. Proje söyleşileri programın temel amacı bu. Ama bununla birlikte mesela şehrimize, Iğdır halkına ya da Serhat illeri olarak düşünürseniz ya da Doğu Anadolu bölgesi olarak düşünürseniz bu illerimizdeki böyle işbirliklerini de arttırmaya yönelik durumları geliştirmek istiyoruz. O yüzden bu konuya ayrıca değineceğim hocam. Peki yani burada ekibi oluştururken aslında daha çok merak ettiğimiz şey, şimdi uzmanlıkları neye göre belirliyoruz? Hani eğitim paketi odaklı mı ya da yani o ekibi oluştururken özellikle eğitimci kadrosunu, şimdi hedefimiz doğa eğitimi, acaba hani sadece doğa eğitimi verebilecek olan personeller mi belirliyoruz, proje personellerini belirliyoruz, yoksa acaba işin içerisine farklı böyle uzmanlık alanları da dahil ediyor muyuz projeleri zenginleştirmek için? Tabii burada esas bir tane kriterimiz bizim. Her eğitimimizden sonra yaptığımız anketlerimiz ve katılımcımıza soruyoruz. Hani projede sizce ne güncellenebilir, ne artırılabilir? Ve aslında onlardan bazı fikirler bize çok önemli çığırlar açabiliyor. İşte örneğin diyor ki hocam projenizde keşke oyun biraz daha fazla olsaydı. Orman oyunları diyor. Ha demek ki diyoruz bir orman oyun uzmanı lazım. Diyor ki mesela hocam ya projede ben hani çok şeye, bu alan harika bir alan işte. Karanlık nokta var Yeniçer Badem'de. Niçin işte hani şimdi biraz şey yapıyorum. Örneklerle veriyorum. Niçin hani uzay gözlemi daha fazla var? O zaman diyorum doğru. O zaman uzay lazım. İşte kim hocamız var bizim? Seyfettin hocamız harika bu konuda. Hemen arıyoruz onu. Ve tabii şu da var. Ya bu proje biraz emek istiyor. Hani sürekli ara, mesela özellikle bizim projelerimizde neredeyse hiç PowerPoint sunumu yok. Bütün eğitim hani her anın eğitim zamanı olduğu, her yerin eğitim alanı olduğu bir eğitim modeli. Ve 10 gün boyunca işte ta başlıyorsunuz Salda Gölü'nden, 10 gün sonunda bir şeyde Beyşehir'de bitiriyorsunuz. Sürekli hareket halindesiniz ve eğitmenleriniz de aslında doğayı, doğal alanları ve bu tür böyle arazi eğitimi seven hocalarımızdan seçili. Bir tanesi bu. Bir tanesi işbirliği seven, takım çalışmasını seven hocalarımız hepsi. Bir tanesi doğada eğitim modelinin, biz şunu diyoruz hani sen zehri aldın artık diye bir terim var. Evet. Daha önce bu zehri almış, yani bir eğitim yapmış, buna meraklı ya da istekli. Yani hani ya bir doğa eğitimi olsa da bütün işimi gücümü bırakıp gitsem diyen hocalarımız çok fazla. Hocalarımızı bulmaya çalışıyoruz ve tabii ki de bir projenin, 10 günlük projenin ve TÜBİTAK'ın hani doğanın dilini esas hedef şu TÜBİTAK 4004'lerde doğanın dilini doğada tamamen eğlenceli ve uygulamalı tarzda sıkmadan anlatabilme sanatı aslında 4004 projenin hedefi ve bu hedef içerisinde eğitmenlerimiz de bu eğitimleri yapabilecek, yani tamam oynaştırabilecek, görselleştirebilecek, yani böyle direkt hani sınıfta anlatmak yerine uygulamalar yapabilecek öyle eğitmenlerimizle birlikte biz takım oluşturuyoruz. Ve bu takıma aynı zamanda işte önce bahsetmiş olduğum gibi bir önceki eğitimlerden katılımcı olarak katılan ve gerçekten hani üst düzey, mesela bir örnek vereyim size. Kütahya Üniversitesi'nden Ali Telli Hoca, öğretim görevlisi Ali Telli Hoca katılımcı olarak geldi. Baktık adamın, ya adam diyorum hani çok samimi olduğum için, Ali Telli Hoca'nın düğüm tenkitleri konusunda kitabı var, orman yangınları konusunda kitabı var, doğada ilk yardım konusunda harika bilgileri var. Bu konuda özel eğitimler veriyor. Ya dedim hocam biz seni niye keşfetmedik bugüne kadar? Hemen dedik artık hayırlı olsun eğitmensin. 3 yıldır hocamıza çalışıyoruz. Kütahya Doğu Üniversitesi'nde kendisi. Yani bilmiyorum bugün var mı? Onun gibi mesela birçok hocamız dahil ediyoruz projeleri. Mesela bakın düğüm tekniği dedim. Yoktu bu. Bir anda şey girmeye başladı projeye. Ya doğada yaşam sanatı etkinlikleri. İşte Serdar Kılıç'tan çok meraklı insanlar, katılımcılarımız. Bu gündeme gelmeye başladı. Biz Asan Ayhan Hoca'yı bulduk işte Isparta'dan. Bizim için büyük bir şans kendisi.
Onu dahil ettik. İşte doğa bir ateş yakma gibi. Yani yavaş yavaş böyle eksikleri, katılımcılarımız olan talepleri, anket sonuçlarına göre sürekli katılımcılarımızdan işte projenin sonunda bir değerlendirme yapıyoruz. Eksiğimiz neyse onları tamamlayıp yeni projede güncelleyip tekrar giriyoruz. Ve bu güncellemede de hem artık Türkiye'de hani yavaş yavaş birçok katılımcıyla birlikte tanımış olmamız, hem hocalarımızı tanımamız, hem bizim hocaları artık yavaş yavaş tanımamız, hedef kitlemizde ve eğitmenlerimizde takım oluşturmada herhangi bir sıkıntı oluşturmuyor bizde. Yani dediğiniz gibi hem işte projelerin katılımcısı olanların bu şekilde daha sonrasında eğitmen olması açısıyla belirlemeler yapıyorsunuz. Aynı zamanda kişilerin farklı illerden, farklı kurumlardan olması da eğitmen anlamında, bu ekiplerin zenginleştirilmesi anlamında projeye büyük katkı sağlıyor anladığım kadarıyla. Tabii ki, tabii ki. Yani Türkiye'nin birçok üniversitesinden, işte mesela şu anda Pamuk Üniversitesi'nden, Kütahya Doğu Üniversitesi'nden, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden, Tarım Orman Bakanlığı'ndan ve birçok kurumdan hocalarımız projemize güç katıyorlar, eğitim olarak yer alıyorlar. Ve güzel bir proje oldu yine bu sene. Biz tamamladık şeyi, 4004 projemizi. Süper. Sağlıklı bitirdik inşallah. İnşallah. Niceleri olsun. Peki hocam, şimdi az önce tabii eğitmenlerden söz ettik. Biraz da hedef kitlemizden söz edelim istiyorum. Şimdi tabii her projenin hedeflediği bir hedef kitlesi var. Ama 4004'lerdeki özellikle hedef kitlelerini nasıl belirlemek gerekiyor? Bu hedef kitleyi projeye katarken, katılımcı haline getirirken mesela böyle belli kriterleriniz var mı? Ya da İşte siz özellikle TÜBİTAK 4004 projelerinizi planlarken hangi kitlelerin daha ön planda olmasını istiyorsunuz? Ya da böyle çalışamam diye düşündüğünüz ya da çalışması zor olduğunu düşündüğünüz hedef kitleler var mı? Biz ilk eğitimimize hedef kitleyi direkt öğretmenler olarak seçtik. Öğretmenlerimiz olarak seçtik. Ve hiçbir zaman, hiçbir eğitimimize bir çocuklara yönelik eğitim yapmadık. Yani hep yani öğretmen, kamu personeli. İşte en genç lisans öğrencisi, o da hani şey, eğitim fakültesi lisans öğrencisi. Peki bunun sebebi neydi? Ben size tek cümleyi anlatayım. Çünkü öğretmen doğa eğitiminin yaygınlaşmasında en işlek kanal. Siz öğretmenlerimize ve özellikle hani böyle biz çılgın öğretmenler diyoruz, hani yanlış anlaşılmasın bu. Gerçekten böyle hani dert dışında çocuklara böyle farklı eğitimler vermek isteyen, kendini geliştiren, işte doğada öğretim modellerini, okul dışı öğretim modellerini öğrenmek isteyen, kendini geliştiren öğretmenlerimiz gerçekten bu konuda biçilmiş kaftan gibiler. Ve zaten onlar geliyorlar genellikle bu eğitimlere. Ve biz doğa eğitiminin yaygınlaşmasında en önemli kanal öğretmenlerimiz gördük. Ve hep o yüzden... Mesela diyelim işte bir etkinlikse 30 kişi alıyorsak hep %80, %70'i şey öğretmen oldu. Bunun işte %5'i, %10'u eğitim fakültelerinde yüksek lisans yapan genç işte araştırmacılar, lisans işte eğitim fakültesi lisans öğrencileri ve işte çevre ve doğa konusunda da görev yapan, bu konuda gönüllü işler yürüten işte STK personel ekip belirledik ve bu şekilde devam ettik. Ve hiçbir zaman da değiştirmedik. Şu anda bizim hep hani büyüklere yönelik öğretmen yönelik hedefimiz ve eğitmenlerimiz oldu. Evet. Ama şunu da ifade edelim, hani hazır katılımcılarımız şu an bizi dinliyorken. TÜBİTAK 4004 projelerini ana sınıfı öğrencilerinden tutun da hocamın belirttiği gibi mesleğini eline almış kitlelere kadar farklı farklı birçok yaş grubuna, birçok kişi grubuna yönelik hazırlayabilirsiniz. Bunun içerisinde dezavantajlı kesimleri de kullanabilirsiniz. Özel eğitim gereksinimli bireyler olabilir. İşte farklı mesela kişi gruplarından işte denetimli servisliğe dahil olan ya da kadınlar üzerinden ya da
eski bağımlı bireylere rehabilitasyonu amacıyla bile TÜBİTAK 4004 projeleri hedef kitle seçimi için oldukça geniş bir portföye sahip. O yüzden evet, hocamız daha çok böyle öğretmen kitle, ki onun da özel bir amacı var. Kendinden sonra gelen nesilleri yetiştirecek olan bugün belki de en kıymetli meslek gruplarından birini hedef kitle olarak seçiyor, değil mi hocam? Evet. Yani bu eğitimi, doğa eğitimini 4004 projelerinde alan ve kendi öğrencilerine 1'e 5 katıp uygulayan birçok öğretmenimiz var ki projeler sonrasında sosyal mecralardan takip ettiğimiz kadarıyla böyle çok farklı uygulamalara da şahit oluyoruz, değil mi hocam? Kesinlikle. Zaten hani şey, artık Çağrılar mesela ilk dönemde sadece doğa eğitimleriydi. Artık biliyorsunuz doğa bilimleri, biyomedikal ve teknoloji alanları, sosyal beşeri bilimler, tarımsal bilimler, tıbbi bilimlerden başvurular olabiliyor. Hı-hı. Ve siz bu eğitimlerle alakalı işte TÜBİTAK'ın çağrı amacına uygun tarzda işte bilimsel bilginin eğlenceli tarzda aktarılması amacına yönelik olarak bunu hedef kitleye verebiliyorsunuz. Ve mesela ortalama genelde 100, işte 50-100 arası proje destekleniyor. Ve bu projelerinde işte 5-10 tanesi dediğiniz gibi öğretmenlerimize yönelik. İşte bir kısmı ana sınıf çocuklarına yönelik. Bir kısmı ilkokul, ortaokul, lise, işte üniversite. Yani çok farklı projeler oluyor. Bunun şöyle güzel tarafı var. Ve burada katılımcılar seçiyorlar. Hangi mesela hangisine uygun ve amacına uygunsa o eğitim, ona başvuru yapıyor TÜBİTAK 4000 projelerine ve kabul olursa da eğitime ücretsiz olarak katılıp eğitim alabiliyor. Evet. Peki hocam, kitlenize uygun eğitim paketlerini mesela nasıl belirliyorsunuz? Yani burada esas sormak istediğimiz şey şu aslında. Eğitimlerin mesela ağırlığı hangi yönde değişiyor? Mesela 10 günlük ya da bir haftalık süreçlerde eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz bu projelerde. Eskiden tabii ekonomik imkanlar daha müsaitti. İki ayrı grup alabilecek şekilde yapabiliyorduk. Artık biraz daha gün sayısını daha sınırlı tutup tek bir grupla yapabiliyoruz maalesef projeleri, ama yine de hani böyle bir haftalık bir eğitim sürecini programlarken hangi ağırlıklara göre eğitim paketlerimizi oluşturup dağıtıyoruz bir haftalık eğitimi? Ya ben hani şuna inanıyorum. Eğitimin bir ana hedefi olmalı. Ve bu mesela hani mesela şimdi hani birçok farklı modeli aynı eğitimde vermeye gerek yok. Bir ana hedef olmalı ve bu ana hedef esasında ilerlenmeli. Bizim projelerimizde hedefimiz doğa eğitimi. Ve bu doğa eğitimi modeli de tamamen doğada bir model. Bu yüzden biz mesela bu modele çok bilgisayar, işte etkileşimli çalışmaları çok girmiyoruz. Biz bu eğitimlerde tamamen işte doğanın ve doğa bilimlerinin işte yerinde görerek, dokunarak, yaşayarak öğrenme modeliyle öğretmenlerimize anlatılmasını sağlıyoruz aslında. Yani tamamen hani doğa bilimleri aslında bizim konumuz. Hep bunu işledik. Hiçbir zaman da vazgeçmedik bundan. Özür dilerim, bir yandan burnum akıyor. Vazgeçmedik ve mesela hani şifsevdi sakızlarında eskiden böyle hala da var hani aşk iz diye yazar ya işte. Aşk evet. İz nedir? Biz de hep doğa nedirden aslında başlıyoruz biz. Doğa nedir? Coğrafyadır. Coğrafya bilgisini doğada veriyoruz. Hı hı. İşte doğa nedir? Fiziktir. Doğa nedir? Kimyadır. Doğa nedir? Felsefedir. Bütün bilimleri doğada, doğal alanda ve işte biraz önce bahsetmiş gibi görerek, dokunarak, yaşayarak öğrenme modeliyle ve yerinde eğitimle vermeye çalışıyoruz. Bu yüzden bu eğitimlerde de eğitmenlerimizi hep bu minvalde oluşturuyoruz. Bu minvalde takımımızı kuruyoruz. Ve 10 günlük eğitimin tümü doğada oluşuyor. Hatta mesela hep şunu duyuyoruz katılımcıma. Ya biz 10 gün... Ya bu 10 gün nasıl geçecek acaba? Hani düşünsenize, koca bir 10 gün ve bir doğa eğitimi projesi. Sıkılır mıyız acaba diye hani geliyorlar. Fakat 10. gün
Diyorlar ki biz 10 gün nasıl geçtiğini hiç bilmiyoruz. Hiç yani 10 gün nasıl geç? Çünkü saat 7'de başlıyoruz. Kuş gözlemiyle başlıyoruz. Ve gece akşam gökyüzü gözlemiyle bitiriyoruz. Yani her anın eğitim zamanı oldu. İşte her yerin eğitim alı bir modelde doğayı ve doğal alanları bilimsel bilgiyi tamamen oyunlaştırarak, görselleştirerek ve bunun içerisinde her güne dramalar koyarak. Drama etkinlikleri oyunlaştırarak, drama etkinlikleriyle birlikte bezeterek bir eğitim modeli yürüttük hep eğitimlerimizi. Eğitimlerimize dijitali biz çok koymamaya çalıştık. Bu webik araçları mesela ben bunu yapacak hocalarımız varsa şunu tavsiye edeyim. Sırf hani proje çok güçlü olsun diye ana hedefinizin yanına yan hedefler koymayın. Yani mesela bir böcek projesi ise böcek projesinin hedefinde sadece böcek olsun ve ama mesela dijital ve bir karışık koyacaksanız da böcek konusu farkındalık olacak projeler olsun. Bunu şunu duydum. TÜBİTAK'ta yani hani sırf böyle bir proje gelişsin diye işte o gereksiz oyunlar, ne bileyim gereksiz işte webik araçları, gereksiz dijitalleşme gibi gereksiz her şey koyduğun zaman ya bu projeden bir şey olmaz hani tarzında bir eleştiri olduğunu hissettim. Biz de o yüzden çizgimizden hiçbir zaman şaşmıyoruz. Doğayı nasıl, bütün doğa bilimlerini nasıl bilimsel çerçevede ve oyunlaştırma nasıl aktarabiliriz? Bunu hep derdiyle projemizi yürütüyoruz. Yani doğa eğitimi projesinin eğitim paketlerini hazırlarken, o bir haftalık süreci hazırlarken yığın vaziyette eğitimler değil de, değil mi? Öğretmeyi hedeflediğimiz doğa eğitimini kapsamı her neyse, yani bu bir işte kamp hayatı olabilir ya da işte yaban hayvanları olabilir. Dediğiniz gibi sadece böcekler üzerine bile kurgulanmış bir eğitim olabilir. Yapacağımız eğitimleri tamamen bu ana hedefi destekleyecek şekilde ve gün içerisine yayarak planlamak gerekiyor. Evet, kesinlikle. Peki hocam. Yani şunu söyleyeyim hemen. Ne fazla eğitim ne az eğitim. Yani gün içerisinde dediniz ya Berkus Hocam. Evet. Hiçbir zaman katılımcıya çok fazla aralık vermeden ama gün içerisinde de 4 mesela ortalama 4 iyidir. Biz bunu gördük. 4'ten fazla da çok fazla etkinlik koyarak yani bilimsel bilgiyi böyle bir anda yoğun bir şekilde vererek kargaşa oluşturmadan. Evet. Bir de hocam hani yapmak çok önemli. Şunu da vurgulayalım. Özellikle eğitim paketlerini oluştururken ki farklı alanlar kullanmayı tercih ediyoruz eğitime uygun olması amacıyla. İşte bir sulak alanla alakalı bir eğitim yapmak için illaki ya bir akarsu ya bir göl kenarına gidiyoruz. Ya da işte orman ortamını ilgilendiren bir eğitim varsa bir ormanlık alana geçiyoruz. İster istemez bu alanlar arasında mesafeler olabiliyor. Hepsini bir arada bulabildiğimiz illerimiz maalesef sınırlı. Dolayısıyla alanlar arası mesafeleri de gözetmek gerekiyor böyle bir durumda. Ulaşım da çünkü insanların katılımını zorluyor. Yorgunluk eğitimler içerisinde verimi düşürebiliyor. Doğru mu hocam sizin deneyiminiz kesinlikle daha fazla? Güzel, dikkat ediyoruz ona. Yani mesela diyelim bir saatlik bir 100 kilometre yol yapacaksak biz o 100 kilometreyi bir günde yapıyoruz. Yani her bir yarım saat 45 dakikada bir durarak orada bir etkinlik yaparak etkinlik alanları noktalı oluşturarak işte etkinlik pointleri diyoruz biz buna. Etkinlik pointleri oluşturarak o noktalarda eğitim yapa yapa gittiğiniz zaman mesela biz toplam bu Güller Derneği Toros'a yaklaşık 2000 kilometre yapıyoruz. Fakat bunu 10 gün içerisinde ama katımcıya sorsanız derler hiç yolculuk yapmadık derler. Çünkü kısa yarımşar saat 45 dakikalık 20 dakikalık yolları böyle 2-3'e bölerek ve arada etkinlikler yaparak yaptığınız zaman o zaman 10 günde yaymış oluyorsunuz ve her seferin önünüzde bir hedef oluyor. Ya işte nereye gidiyoruz hocam? Göle gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Bir dağa gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Tabiat farkına gidiyoruz. Şimdi ne var önümüzde? İşte yemek yiyeceğiz falan. Merak ede de insan hiçbir şekilde ben hiç hatırlamıyorum. Ya biz yoruldan sıkıldık diyen hatırlamıyorum eleştiri olarak. Bu dediğiniz çok önemli hocam. Evet. Hocam, çocuklarda da özür dilerim. Çocuklarda yapıyorsanız da kesinlikle güvenlik hani yetişkinlerde de öyle ama çocuklarda güvenlik has safhada olmalı.
ve kullandığınız otobüsün bütün resmi evraklarının mutlak surette olması ve kaptanın da bu konuda tecrübeli olması çok önemli. Evet. Ben iki konu daha var. Bu soruyu biraz daha böyle genişletmek istiyorum. Çünkü böyle eksik bırakmadan gidelim. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Mesela bu tip projelerde ölçek kullanarak mesela anketler yapan araştırmacılar var. Siz mesela katılımcılarınızdaki verimi nasıl takip ediyorsunuz? Hani başlangıç, bitiş, bu karşılaştırmayı yaparken neleri esas alıyorsunuz? Nasıl bir çalışma yürütüyorsunuz? Biri bu. Evet, bununla alakalı bizim ölçeklerimiz var bahsettiğiniz gibi. İşte memnuniyet anketi ölçeği, çevre ölçekleri, ondan sonra işte drama ölçekleri, yaban hayatı ölçekleri gibi farklı tarzda ve hedeflere yönelik ölçeklerimiz var. Bunları hazırlayan hocamız zaten bu konuda uzman hocalarımız. Mesela şu anda 9 Üniversitesi'nden Profesör Doktor Suat Türkoğuz hocamız eğitim fakültesinden. Yine Pamuk Üniversitesi'nden Profesör Doktor Fatma Taşkın Ekici Hoca. Aydın Menderes Üniversitesi'nden Doçent Doktor Erhan Ekici Hoca. Bu konuda uzman hocalarımız. Ve bunları biz eğitim planını gönderdiğimiz zaman onlar ölçekler hazırlıyorlar. Hedefe yönelik. Ve bu ölçekleri biz en başta katılımcımızı sunuyoruz. Ardından tekrar sunuyoruz. Aradaki işte bilgi düzeyini ölçüyoruz. Bir tanesi bilimsel ölçek bu. Etkinlik sonrasında katılımcılarımızdan proje hakkında görüşlerini istiyoruz. Yani nasıl bir projeydi? Bize işte yarım sayfa şeklinde bunu anlatın. Biz ona şey diyoruz işte katılımcı gözüyle Gülde Doğa ismi, şu andaki ismi. Neler hissettiniz? Nasıl bir projeydi? Teşekkür etmek ister misiniz? Yoksa bize tavsiyeniz var mı? Şeklinde bir ölçeğimiz var. Sonra yine isteyen katılımcılarımızla görüntülü anketler yapıyoruz. Onlara işte şu anda yaptığımız bir söyleşi yapıyoruz aslında. Kısa 5'er dakikalık söyleşiler yapıyoruz. Yine bizim web sayfamız hep açık. Web sayfamızdan ve gruplarımız açık şu anda bizim. Bak mesela benim şu anda hala 2018 yılından daha erkeninden gruplarımız şu anda bize, hatta oraya attım ben. Hala mesela paslaşırız. İşte bayramlarda paslaşırız. Bir eğitim yapacağız zaman mesela hocam şöyle bir etkinlik yaptım. Uygun mu falan diye sorarlar. Paslaşırız. Şu anda 30'dan fazla grubumuz var. Hala duruyor. Yani etkinlik sonrası bu aynı zamanda web sayfamız açık. Sürdürülebilirliği de sağlıyor tabii. Tabii. Yani işte yaygın etkiyi sağlıyor, sürdürülebilirliği sağlıyor. Ve bununla alakalı da farklı projelerde de biz katılımcılarımızı, mesela şuna da dikkat edin. Sen yeni bir proje yaptık diyelim. İşte 20 kosyeti. Oradan katılımcılarımızı davet ediyoruz sürekli. Neler yaptınız diye böyle bir işbirliği tarzında sürekli devam ediyoruz. Peki hocam. Şimdi tabii işimiz doğa eğitimi. Biz doğayı, araziyi seven insanlarız. Öyle dijitalliği çok da arayan insanlar değiliz ama şimdi işin bir döküman kısmı var ya, yani işte TÜBİTAK'ta yine böyle materyal anlamında görmek istediği şeyler var. Katılımcılarla ilgili mesela böyle kayıtları görmek isteyebiliyorlar raporlarda. Özellikle hem hani böyle katılımcıda kalıcı olması adına ya da işte eğitimlerin daha böyle sürdürülebilir olması adına dijitalliği mi tercih ediyoruz, yoksa basılı kaynakları, basılı dokümanları mı tercih ediyorsunuz? Ya bizim projelerde hani dijital kaynak mesela şeylerimiz var işte. Kullandığımız işte mesela anketlerimiz bizim Google'dan yapılıyor. Ve işte Google'da bir anket sisteminden yapılıyor. Katılımcımız oraya giriyorlar WhatsApp'tan. Direkt açıyorlar telefonlarını, böyle giriyorlar işte tık tık tık. Hızlı ve bu bize biliyorsunuz bunları. İşte Google'dan bize grafik olarak bunlar oluşuyor. Artı biz onlara basılı anket de veriyoruz. İkisini de kullanıyoruz. Bir tanesi bu. Aynı zamanda katılımcım sürekli biz WhatsApp'tan ve internetten görüşmeler yaptığımız için de onlardan şunu da rica ediyoruz mesela. Diyoruz ki bakın buna hani portfolyo deniliyor. Yani katılımcımız bize gördüğü en az işte birkaç eğitimi çocuklarına çevresine uygulayıp onu bize fotoğrafla anlattık ki geri yapıyorlar, gönderiyorlar. Biz bunları kayıt haline alıp ve görüşler şeklinde TÜBİTAK'a biz bunu raporda işte bilimsel raporda iletiyoruz.
Peki hocam, şimdi TÜBİTAK 4004, 4005, 4006, 4007 projeleri hemen hemen aynı süreçlerde ilanla çıkıyor zaten. Ve bütçeleri de pek, yani uzun zamandır bir değişim olmadı. Peki siz böyle bütçeyi oluştururken özellikle nelere dikkat ediyorsunuz? Biraz bundan konuşalım istiyorum. Yani ekonomik çözümleriniz var mı? Mesela bazı bütçeler için kurum işbirlikleri yapıyor musunuz? Bu bütçe konusunda sizi rahatlatıyor. Ya bizim şu andaki bütçe 2007 yılında 120 bin TL'ydi. Biz o zaman bir projede toplam 4 hafta, yani 4 etkinlik yapabiliyorduk. Ve rahat rahat yapıyorduk. O zaman yemek, ben hatırlıyorum, 2008'de 10 TL'ydi. Öğle yemeği ve rahat rahat hani yetiyordu. Düşünün, hani etkinlik başına 40 bin TL. Müthiş, evet, bir rakam. Şu anda ise bir yemek 200 TL'yi buluyor yaklaşık olarak. Bütçe yine 120 bin TL. Biz 2007 yıllarındaki eğitimlerimize bir şey, çadır kampı koyuyorduk mutlaka. Yani bizim o farkımızı zaten. En az 2 gün, 3 gün bir çadırda konaklıyorduk. O zaman konaklamadan da hani biraz yırtıyorduk ve bizi rahat rahat yetiyordu. Şu anda 4004 projelerinde biliyorsunuz yaklaşık işte 2013-14'ten beri çadır kampları yasaklandı. Bu tabii, evet, takım tercihi. Artık tabii konaklamalar da işin içine devreye girdi. Yemek ücretleri, günlük iaşe ücretleri, işte sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği, ara öğünler gerçekten çok yüksek. Biz bunu giderek şunu yapmaya başladık. İşte 4'ten 3'e indik. 3'ten 2'ye 2 etkinliğe indik. Şu anda 1 etkinlik. 2020 yılında ben 2 etkinlik yapmıştım. 70'ti. Bu sene baktım olmuyor. 10 güne çıkardım. Bu sefer de şey, tek etkinlik yaptım. Katılımcı sayımızı biz 30'dan 60, mesela 60 katılımcıyı rahat bir şekilde misafir edebiliyorduk. 50'ye indirdik. Şu anda da 30'a indirdik. Baktım bu sene yetişmeyecek. TÜBİTAK aradım. İşte Duran Bey'i aradım. Dedim Duran Bey, biz yapamayacağız. Mümkün değil. Dedim hani 2 güne, 8'ünü indirsek olur mu gibi. Ama ya şöyle, hani bana soruyorsanız nasıl yaptınız diye. Isparta'da yaklaşık 16 yıldır eğitim yapmış olmamız ve etkinliklerde hemen hemen benzer noktaları kullanmış olmamız, esnafı artık çok iyi tanıyor olmamız. Mesela biliyorsun hani bizim Kazım Sönmez Kebap. Evet. Gidiyorum Kazım'a. Diyorum Kazım, işte biz yine proje var. Oo hocam, seviyorlar bir de hani farklı illerden, evet, gelen katılımcımız, işte sen nereden geldin, işte Şanlıurfa'dan geldin falan diyece tanıdık oluyor bir de. İşte falan. Öyle tanıdıklar oluşuyor. İşte yeni katılımcılar görüyor. İşte biraz reklam yapıyor falan. 20 lira yemeği 10 liraya anlaşıyoruz. İşte biraz menüyü ufaktan böyle bir, işte diyoruz hani ya çorba koyma bari falan diyoruz işte. Porsiyon küçültüyoruz ya da. Bir kısmını, yemeklerin bir kısmını mesela şunu yapıyorum ben. Arazide böyle doğal ortamda işte bir gözleme ayran gibi böyle ayarlıyoruz. Bir kısmını kaliteli yapıyoruz. Onu bütçe dahilinde etkinlik günlerine göre yayıp 10 güne yaymaya başlıyoruz, ama şunu söyleyeyim. Eğer bu senede 120 bin olursa hiçbir proje yapamaz. Evet. Yani çok, gerçekten fiyatlar çok çok yüksek. Artık hani mesela işte Kazım'dan örnek verdim. Artık Kazım bile bize 40 TL'yi çorba bile vermiyor yani. Çünkü evet, bir tane şu anda ara öğün şu anda 10 TL'ydi en son. Öğle yemeği 40 TL. Akşam yemeği 40 TL'ydi sanırım, değil mi? O öyle bir rakamdı. Evet, mesela işte otelde anlaşmışız 130 TL'ye diyelim. Proje desteklendi. Otel fiyatı 240'a çıkmış. Yani öyle sıkıntılar gerçekten var, ama tabii bu bir gönül işi. Bir de ya tanıdık olmak lazım. Hani pilot çalışma diye bir şey var. TÜBİTAK proje öneri formunda. Eğer mesela ben şunu şey yaparım. İlk defa proje yapacak hocalarımıza. Yapmadınız eğer bütün projeyi baştan sona öğle yemekleri, akşam yemekleri dahil, ara öğünler dahil bir konuşsunlar. Planlasınlar. Menüyü bile çıkarsınlar. Ve projeyi kafalarında bir bitirsinler bütçe olarak. Öbür türlü arada para biter. Bütçede sıkıntı yaşanır. Otel parayı çıkartır falan. Bütçeyi bu şekilde ayarlanabilir. Biz işte biraz tanıdık vasıtasıyla, alanı tanımamız vasıtasıyla, bir de tanıyor olmamız vasıtasıyla, geçmişten bu yöne hep proje yapıyorum işte olmamız vasıtasıyla artık hani geçirdik, ama böyle gıdım 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 gecemin rüyalarım kaçtı. 10 günlük eğitim. 3'ün 9 gün konaklama var.
Evet. 120 TL bütçe. Toplam işte 40-45 kişi sahadayız. Yetirdik. Allah'a şükür tertemiz çıktık ama rüyalarım böyle geceleri uykusuz gecelerim geçti benim. Evet, yani projeyi yazmak kadar yürütmek de Yürütmek. gerçekten zor. Özellikle bütçe kısmı yürütücüleri oldukça düşündüren bir kısım. Evet. Burada tabii şimdi farklı proje yürütücülerinin farklı yoğurt yiyişleri var. Yani burada çalıştığınız bazen hedef kitlenin dahil olduğu işte kamu bazında kurumsal kurumlardan belki destek alabiliyorsunuz. Mesela özel eğitim gerektiren bireylerle alakalı bir proje yapıyorsanız bazen işte sosyal hizmetler üzerinden destek alabiliyorsunuz. Ya da şimdi hocama yönelteceğim soru. Mesela özellikle eğitimler kapsamında diyelim alan kullanmak için en çok hangi kurumlarla işbirliği yapıyorsunuz hocam? Bizim projenin ilk çıkış şeyi şeydi. Korunan doğal alanlarda Isparta korunan doğal eğitimiydi. Şu anda Evet. Türkiye'de korunan doğal alanlar Tarım Bakanlığı Doğa Koruma Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı. O yüzden bizim eğitimlerimiz de doğada olduğu için hep işte tabiat parkları, milli parkları kullandık. Orada eğitim yapıyoruz ve bunu şöyle çözüyoruz biz. İşte sağ olsun hani şeflerimiz, müdürlerimiz, DKMP'den bu konuda çok farkında. Hani işte Hasan Eryiğit Bey var, Isparta Şube Müdürü. Yine işte DKMP 6. Bölge Müdürümüz var, Mahmut Bey. Hepsi böyle doğa eğitimlerini yaşa seven insanlar. Onlarla bir işbirliği yapıyoruz zaten. Bu TÜBİTAK'a gönderiyoruz. Hani bu alanlarda biz izin istiyoruz. İzin kabul oluyor bize bu proje kapsamında. Yine Tarım Bakanlığı'nda eğitmenler alıyoruz. İşte Sayın işte Hasan Eryiğit Bey'i, işte İsmail Bey gibi rehber ve eğitmen olarak dahil ediyoruz projemize. Hocam. Hocamızın sanırım interneti dondu. Yasin hocam sesimi alabiliyor musunuz? Evet, şu anda sesim geliyor mu? Evet, evet hocam geliyor. Tamam, bir Sanırım gitti geldi internet. evet, Şu evet. anda biz işte projemiz gereği mesela Kovada Gölü Milli Parkı, Yazıkhane Tabiat Parkı, Gölcük Tabiat Parkı, işte Beyşehir Gölü Milli Parkı gibi tamamen Tarım Bakanlığı'na bağlı korunan alanlarda yaptığımız için işbirimiz bizim hep şeyde Tarım Bakanlığı oldu. Ve bu Bu alanlara arada hocam sağlığımızı... çok özür diliyorum lafınızı bölüyorum. Şu an sizi göremiyoruz. Kameranız sanırım açık değil. Şu anda açık. Tamam. Görüntü gelir herhalde. Şu anda kamera açık görünüyor bende. Ben kendim Diğer görüyorum. diğer katılımcılarımız hocamızı şu an görebiliyorlar mı? Belki benden kaynaklı bir durum olabilir. Hocam bir daha kameranızı kapatıp açabilirseniz. Evet, tekrar açtım. Şu anda bende açık gözüküyor. Belki Ama bize internet mi yansımıyor. başladı bilemiyorum. Belki, belki hocam. Peki biz Tamam. Sesim geliyorsa problem değil. sohbetimize devam edelim o zaman. Evet. Evet. Evet Ya hocam. tabii bu projeler gerçekten işbirliği gerektiren projeler. Sizin farklı kurumlarla işbirliği ne kadar işbiriniz olursa projenin altyapısı o kadar güçlü olur ve o kadar B planınız da fazla olur. Bizim de Doğa Koruma Parklar bölge müdürleriyle olan işbirliklerimiz sayesinde projemizi gerçekten hani sıkıntısız yaşıyoruz. Çünkü yanımıza bir tane işte bir araç veriyorlar. B planımız olduğu anda Allah korusun hani bize destek olsun diye.
İkinci olarak Sağlık Bakanlığı bir işbirliğimiz oluyor bizim. Bu nasıl işbirliği? İşte hani doğa ortamında Allah korusun hani ufak böyle bir ilk yardım ihtiyacında bir ambulans ve bir sağlık personelimiz mutlaka yanımızda oluyor. Yine üniversitemiz zaten bizim gerçekten hani ben Türkiye'de böyle sayılı üniversiteler olarak kabul ediyorum. Rektörlerimiz hepsi bugüne kadar şu anda da işte sayın rektörümüz Profesör Doktor Yılmaz Çatal hocamız hep bizimle. Her anında yanımızdalar. Bütün fakülte, üniversite bizi açıyorlar. Ve bu işbirliği ortamında da artık bize sadece projeyi yürütmek geliyor, kalıyor. Ne güzel, ne mutlu. Peki Sayın Hocam şöyle bir soru yöneltsem size. Şimdi TÜBİTAK 4004 projelerinin ya da daha doğrusu toplum projelerinin akademisyenler açısından böyle akademik teşvik anlamında çok bir katkısı olmadığını biliyoruz. Ama acaba akademik anlamda bu projeleri kendimize kazançlı hale nasıl getirebiliriz? Bu projelerden yayın üretme imkanımız nedir? Sizin bununla ilgili katkılarınız neler olabilir? Yayın üretmek için hani biraz önce bahsetmiş olduğunuz ölçek ve anket kısmı çok önemli. Çünkü siz yaptığınız bu projeyi ne kadar bilimselliğine de yani bilimsel olarak da bilimsel bilgiyi dahil edebilirseniz o yönde de yayın çıkar. O yüzden işte başlangıç ölçeklerini ve sonuç ölçeklerinin kullanılmış olması zaten size hani onu analiz edip, değerlendirip analiz edip yayın olarak gitse geri döner. Başka yine mesela bununla alakalı birçok yöntem var, kullanılıyor. İşte ses kayıtlarını analiz ederek mesela işte birçok farklı yöntem. Mesela bir tane İlis Hoca kullanmıştı. Katılımcılara sorular yöneltiliyor. Ve katılımcıların yönelttiği sorulardan en fazla cevap işte ortaya çıkan o kelimelerden bir yayın ortaya çıkıyor gibi. Yani bunlar tamamen işte yürütücünün ve oradaki konusu uzmanı olan işte anket konusundaki eğitmenin bu konuya yönelmesine bağlı. Evet. Ve yayında çok fazla yayınlar var mesela işte mesela şu var işte TÜBİTAK 4004 projelerinin çevreye olan katkısı mesela ölçebilirsiniz. Farkındalık mesela oluşturabilirsiniz. İşte öğretmenler üzerindeki farkındalık düzeyini ölçmesini yapabilirsiniz. Çocuklar üzerindeki farkındalık düzeyini ölçebilirsiniz. Bununla alakalı birçok ölçek kullanabilir ve ölçekleri yayınlayabilirsiniz. Teşekkürler hocam güzel cevabınız için. Ama akademi teşvik olarak sordunuz. Ya şöyle hani maddi bir gelir istiyorsa hani bir kişi iş 4 minut yapmasın. Çünkü cebinden para çıkma ihtimali çok yüksek. Evet. Katılıyorum hocam. Bizzat yani tecrübe etmiş göze bir hoca olarak. Evet. Göze alıyoruz çünkü mesela ufak böyle bir planlamada bir hata direkt olarak 40 kişinin işte yemek ücretek bir artış gibi mesela konaklamada bir artış gibi direkt sizin cebinize yansar ve direkt yürütücü sorumlu TÜBİTAK'a karşı. Evet. O yüzden hani dediniz ya biraz önce proje yapmak kolay ama yürütmek gerçekten çok çok önemli bir konu. Bu konuda da ben şunu söylüyorum hep. Proje yürütmek istiyorsa bir katılımcı bana göre bir tane 4004'e katılsın. O havayı bir solusun. Evet. Neler yapıyorlar bir öğrensin öyle 4004 yapsın derim. Yani benim tavsiyem. Peki hocam az önce böyle bir ucundan kıyısından değinmiştik. Evet asli konumuz TÜBİTAK 4004 doğa eğitim projeleri ama doğa eğitimi temalı farklı çalışmalarınız da var. Az önce belirttiğiniz orman okulu mesela. Özellikle böyle belediyelerle, doğa koruma milli parklarla kolektif yürüttüğünüz bazı çalışmalarınız var. Bunları biraz açabilir miyiz hocam? Ya benim 2013 yılında 4004 projem desteklenmedi ilk kez. Dedim ki ya nasıl desteklenmez yani hani ya nasıl olur yani işte 2007'den beri her sene desteklenmiş gelmiş desteklenmedi. Sonra ben arayış içerisine girdim. İşte TÜBİTAK'ın farklı kalemlerine falan bakarken o zaman TÜBİTAK BİDEP 22-29'du. Bilimsel eğitim etkinlikleri destekleme programı. Baktım işte bunlar bize uyuyor mu falan. Ya dedim uyuyor hani en azından yapayım diye. O zaman arazi kamp tekleri bir proje yazdım. Ve proje o zaman 13.000 TL destekle desteklendi. Sonra baktım yılda 4-3 kere veriyorlar bunu. Hadi bir daha verdim işte bir daha falan. 3 kere desteklendi üst üste.
Desteklenince biz bir anda artık TÜBİTAK hani bilim toplum projeleri 4004'ler devam ederken bir anda hani TÜBİTAK desteklere girdiğiniz zaman hani ben hocalarım için söylüyorum ilgilerini çekerlerse orada şey BİDEP destekleri de en sağ tarafta bir bölüm daha var. Oraya girdikleri zaman da şu anda 2237A kodlu bilimsel destekleme, bilimsel eğitim destekleme programı. O programda da yine siz 7 gün toplam işte bütçesi şu anda 100.000 TL onun. 100.000 TL destekle yine bir hedefe yönelik bilimsel bir projeyi, bilimsel bir fikri eğitime dökebilirler, dökebilirsiniz. Bunlara başladık biz. Daha sonra tabii her seferinde katılımcılardan gelen görüşler, işte hakemlerden gelen görüşlerle ve tabii bu işin içinde oldukça da ihtiyaç ölçüsünde projeler, isimler değişmeye başladı. Şu anda projemizin iki tane projemiz yürüyor. Desteklendi bu yıl ikisi de. Bir tanesi orman okulu eğitiminde arazi tanıma ve hayatta kalma teknikleri kursu projesi. Bir tanesi de orman okulu yaklaşımı ve doğada öğretim modelleri projesi. Bu projelerde biz artık direkt olarak öğretmenlerimize, kamu personeline, ana sınıf öğretmenlerimize, lisans öğrencilerine, genç araştırmacılara doğa ve orman okulu eğitmen eğitimini konusunda hem doğada yaşam sanatı hem de doğada el becerileri sanatlarını, hani TÜBİTAK'ta işlediğimiz böyle yüzeysel geçtiğimiz birçok bilgiyi direkt olarak uygulama olarak şey yapıyoruz. Üzerine düşerek veriyoruz. İşte ve eğitmenimiz artık biraz da böyle bilimsel tarzda eğitimler veriyor. Şu anda bizim Tarım Bakanlığı, İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul Ticaret Üniversitesi, yine üniversitemiz, şu anda İstanbul Milli Eğitim İl Müdürlüğü, işte haftaya bir Isparta'da proje var. Orman Genel Müdürlüğü'nün 7 tane personeli protokol için geliyorlar ve protokol imzalandı. Şu anda Türkiye çapında da artık hani doğa eğitiminden ziyade daha böyle tümden işte özele varım yöntemiyle net ifadelerle orman okulu eğitim projelerini artık daha böyle şey bilimsel ve teknik metotlarla anlatmaya başladık. Peki hocam, şimdi Türkiye'de farklı platformlarda projeler yaptınız doğa eğitimi üzerine. TÜBİTAK 4004'ler yaptınız. Peki bunu hiç böyle uluslararası platforma sundunuz mu? Böyle bir yürütücülüğünüz oldu mu? Ya da en azından bu anlamda yurt dışında bu işler nasıl yürütülüyor bilginiz varsa paylaşabilirseniz memnun oluruz. Evet. Şu anda Avrupa Birliği projeleri, Erasmus projelerini bu K220, K120 isimli böyle bazı kodlar var. Bu kodlarda işte 250 bin euro, 400 bin euro bütçeler var. Bu bütçeler dahilinde mesela en büyükleri bunlar şu anda şeyli hani etkileşimli tarzda ve ziyaret ülkeler bazında ziyaretler şeklinde doğa eğitimi proje yürütülüyor. Bunlar hakkında bilgimiz oldu. Hatta bir tane biz başladık şimdi yazmaya. İnşallah bu sene bir tane Erasmus K220 projesi ve Forest School diye geçiyor aslında. Şey ya işte Nature and Forest School Pedagoji ya da işte Forest School modelleri şeklinde projeler var. Bu projeler kapsamında şu anda 1950 yılından bu yana dünyada bu orman okulu yani forest school temelli eğitimler çok hız verilmeye başlandı. 2000'li yılların başında Avrupa'da sadece Danimarka'da 750'den fazla bu kinder forest school diyorlar. Yani hani bahsettiniz ya biraz önce ana sınıfında orman okulu eğitimleri. Bunlar aslında okul dışı ortamlarda eğitimler. Tamamen doğada eğitimler ve artık okul eğitimleri 4 sınıf arasından, yani 4 arasından çıkartılıp direkt doğaya monte edilmeye başlandı. Ve Almanya'da, özellikle Danimarka'da, Almanya'da ve Avrupa Birliği'nin birçok ülkesinde ana sınıftan itibaren artık okullar forest school'a evrilmeye başlandı. Ve ülkemizde de 2011 yılından beri bu şu anda bayağı yoğunluk kazandı. Artık artışa geçti. Hatta 2011'de bir dernek kuruldu. Orman Okulları Derneği. Ve bu dernek kapsamında Türkiye'de artık eğitmen eğitimlerine başlandı. Ve biz şu anda hani yaptığımız çalışmalarda ve değerlendirmelerde Avrupa Birliği kapsamında mesela doğa eğitimi dediğiniz zaman hani biraz zor ama
orman okulu ya da doğal orman okulu dediğiniz zaman ve direkt olarak hedefe yönelik eğitimler koyduğunuz zaman destekleyen ihtimali yüksek projeler olduğunu biz gördük. Şu anda bunun hazırlığı içerisindeyiz. İşte İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, bizim üniversitemiz, işte Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü'nden hocalarımız falan. Böyle bir proje hazırlayacağız ama şöyle bir şey oldu. Belki bu hata mıdır bilmiyorum ama bugüne kadar her sene böyle 4004 yaptığımız için ve bu hani bir süreç olduğu için sanki yurt dışı eğitimleri biraz şey yaptık. Yurt dışı işte Avrupa Birliği projeyi biraz sanki es geçtik gibi oldu. Artık ben şey diyorum zaten yeterli şey yaptık artık, yurt dışına en az bir tane bir proje vermek istiyorum inşallah. İnşallah hocam. Başarılar dileriz. Evet, bu arada son sorumuza geçmeden evvel katılımcılarımıza bir duyuru yapalım. Sorularınızı sohbet bölümünden yazabilirsiniz. Biliyorsunuz programın son bölümü katılımcı sorularına yer veriyoruz. Merak ettikleriniz varsa ya da katkılarınız olursa sohbet bölümünden yazabilirsiniz. Bu arada son sorumuz şu şekilde hocam. Aslında zaman zaman konuşmamız esnasında önerilerinizi sundunuz ama böyle TÜBİTAK 4004 projesi deneyimi olmayan ve bu kaleme yeni proje başvurusu yapacak olan, proje yazacak olan akademisyenlerimize, taze araştırmacılarımıza böyle önerileriniz nelerdir? Ya biraz önce aslında bahsettim. Bu konuda en az bir projeye katılımcı olmayı ben tavsiye ederim hocalarımızın. Ya da eğitmen olarak, hani katılımcı olmasa bile bir eğitmen olarak ya da bir teknik personel katılımını tavsiye ederim. Projeyi yazarken de bilimsel değil, bilimsel bilgiyi nasıl uygulamaya, yani eğlenceli tarzda nasıl verebilirim? Bunun üzerinde çalışırlarsa bu bir eğitim projesi. Biliyorsunuz proje nedir? Hani başlangıcın en sonuna kadar her aşamanın planlandığı etkinliklerdir. Ve sonuna kadar yemekler dahil, işte bütün konaklama dahil ve saatler dahil planlanmasını baştan. Ekibini, çok önemli bakın bu. Ekibini çok iyi seçmesini. Hani evet. Kimse üzerine alınmasa herkesin alınabilir. Tamamen böyle arkadaş değil ama konusunun uzmanı, bu konuda daha önce çalışmış, daha önce bunlarda eğitim olarak görev almış ya da benzer projelerde görev almış hocalarımızın dahil olmasını ve eğitimleri daha önceden planlayarak her eğitim için en az bir tane hoca almasını. Yani mesela çok fazla da böyle işte ne eksik ne fazla diyor TÜBİTAK. İşte mesela eğitmen sayısını ve gün sayısını da mesela aynı şekilde planlanmasını tavsiye ederim. Mesela açık kapalı uçlu deneyler yapabilir, argümantasyon yapabilir, animasyon ve benzetim projeleri yapabilir, dijital oyun öyküleme yapabilir, eğitsel oyun yapabilir, oyunlaşma yapabilir. İşte sanatlar, sistemler, artık ne planlıyorsa bu plan kapsamında bütün eğitimini, yani planını oyunlaştırarak ve görsel iş yapabilirse o zaman projesi büyük ihtimalle desteklenir. Tabii ki güvenlik bu konuda çok önemli. Güvenliği iyi sağlayabilmeli. Destek çok önemli. Mesela diyorsunuz ki işte biz şu müzede eğitim yapacağız diyorsunuz. Hemen TÜBİTAK şuna bakıyor. Bu eğitim için bir destek mektubu alınmış mı? Yani müze yönetimi evet bunu kabul etmiş mi? Yani ayağı yere basan bir proje diyorlar buna. Her an iyi planlanıp ve her anda BC planları olup destek mektupları alınıp ve güvenlik sağlandıysa o proje inşallah desteklenmiş. Çok teşekkür ederim. Rahat da yürütülebilir. Hemen şunu da söyleyeyim. Uzmanlardan mesela 4000 projelerin yurt dışında 5 tane uzman kabul ediliyor şu anda. 2 ile 5 arasında uzman olabiliyor. Uzmanları da mesela proje işte zaten müze dedim diyelim. Mesela bir tane müze müdürlüğünden bir uzman olmalı. Ya da doğa projesinde milli parklardan bir uzman olmalı. Yani hepsini mesela hangi kurumlar işbirliği halinde olacaksanız her kurumda birer tane uzman alınabilir. Ve uzmanlardan en az bir tanesi, iki tanesinin, bir tanesi bütçe konusunda, bir tanesinin işte bu eğitimler konusunda tecrübeli olması da sizin gücünüzü artırır. Evet. Çok teşekkür ederiz hocam güzel paylaşımlarınız için. Ben bir sohbet ekranına dönmek istiyorum.
iki bildirim gelmiş. Biri Yusuf Doğan Bey'den. Orman yangınları her yıl artan dünya genelinde büyük bir sorun haline gelmektedir ve artış hızı devam edecek gibi görünüyor diyor. Küresel ısınma nedeniyle yani bu nedenle orman yangınlarına karşı daha etkili bir mücadele yöntemi geliştirmek için bir proje önerilebilir mi? Demiş kendileri. Yani bunu doğa eğitimine uyarlanması anlamında herhalde soruyor kendisi. Evet. Ya çok iyi bir soru. Son iki yıldır TÜBİTAK 4004'lerde artık öncelikli alanlar var. Ve bu öncelikli alanlardan bir tanesine proje uyuyorsa ve proje hakemler, hani biliyorsunuz panelde bu değerlendiriliyor. Değerlendirme sırasında eğer bu kabul görürse artı bir puan fazla alıyorsunuz. Şimdi bu sene bizim Güller Derneği Torosa'da bilim ve doğa yolculuğu projemizin öncelikli alanı orman yangınlarıydı. Biz toplam yaklaşık 30 adet etkinlik içerisinden bir 11 tanesini orman yangınlarına ayırdık. Mesela ne yaptık işte? Yangına duyarlı bir kazan yaptık mesela. İşte bir duman varsa bir alanda, o kazanda işte bir an, böyle bir anda bir şey sesler meydana geliyor ve anlaşılıyor gibi. Bununla alakalı işte gerek dijital ortamda, gerek web araçlarını kullanarak, gerek oyunlaştırma, gerek masal anlatımı, işte ormandan yangında kalan bir kuşun hikayesini bir masallaştırdık ve katılımcı bunu anlattık gibi. Bunu işledik ve bizim proje desteklendi. Orman yangınları da şu anda öncelikli şeyde, listede. Yani mesela proje yazacak hocalarımıza ben şunu tavsiye edeyim. Projenize bir tane öncelikli alan koyarsanız arada bir puan alırsınız. Ve orman yangınları gibi, mesela orman yangınları işte doğadaki canlılar gibi, biraz önce bahsettiğiniz işte hani engelli kardeşlerimiz gibi. Ona yönelik bir tane çalışma ve hedef yönelik bir etkinlik koyarsanız da o zaman projenin geçme ihtimali daha artar. Peki. Mustafa Özler'in bir önerisi var. Aslında yani öneriyi okuyacağım şimdi ama bu önerinin ben bir tık arttırıyorum. Şöyle bir beklentim ve niyetim de var açıkçası. Demiş ki program oldukça faydalı, Mustafa Özer Bey'in ifadesi. Hemen hemen baştan bu yana izliyormuş kendisi. İlerleyen dönemlerde avcılık yaban hayatı programı ile ilgili tüm üniversitelerden oluşan hocalarımıza böyle online toplantı düzenlenebilirse demiş. Biz de şöyle bir planlama içerisindeyiz. Yani düşünce noktasında şu anda bir altyapı araştırması halindeyiz. Özellikle avcılık yaban hayatı programı öğrencilerinin mezun olduklarında daha verimli bireyler olabilmeleri için mesleki hayatlarını yürütürken böyle Tarım ve Orman Bakanlığımızla ortak bir çalıştay düzenleme gibi bir fikrimiz var. Bu yönde hocalarımızla da istişare halindeyiz. Zaman zaman görüşüyoruz zaten. Olgunlaştırırsak inşallah neden olmasın. Böyle doğa eğitimi bu alanda özellikle her açıdan hem bu mesleği yürütecek olan bireyler hem de bu meslekle birlikte bu meslekten etkilenecek olan kitleler için böyle ortak bir platformda buluşup bu işin artısını eksisini konuşalım istiyoruz. Var mı farklı bir sorumuz? Katılımcılarımıza tekrar bir sormak istiyorum. Eğer yoksa hocamız da rahatsız, zaten çok da uzatmayalım diye düşünüyorum ama. Hocam sizin böyle son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler varsa onları alalım. Bu arada gelirse yeni bir soru onu da yöneltiriz. Evet, ben davetinden dolayı çok teşekkür ederim. Güzel bir sohbet oldu bizim için de. Zaten 4004 proje bizim yaşam tarzımız gerçekten ve hani hiçbir şey beklenti olmadan biz severek yapıyoruz ki mesela bize birçok katkısı var. Hocalarımızla bir araya geliyoruz. İşte normalde mesela o fakültede düşünün, dip dibe oda, iki hoca hiç bir araya gelemezken orada çadır kampında sohbetler gerçekleştirebiliyoruz. Ve bu ortamda da dua eğitimi 4004'te konuşmak bizim için çok faydalı oldu. Çok da zevkli oldu. Ben çok teşekkür ederim davetiniz için.
Ben Ben teşekkür ederim. katılımcılarımıza, dinledikler için çok teşekkür ederim, ilgili dinledikler için. Ben saygı ve sevgilerimi sunarım hepinize. Çok teşekkürler hocam. Hocam son bir soru var galiba. Projelerde çevre alanında ne gibi eğitimler veriyorsunuz diye soruyorlar. Ergun Özustun'un sorusu bu. Çevre alanında aslında hani çevre çok geniş bir ifade. Yani çevre farkındalığı, çevre duyarlılığı, geri dönüşüm konularında ve bununla alakalı benzer birçok konuda bizim atölyelerimiz var. Ve mesela örneğin işte çevrede geri dönüşüm nasıl kullanılabilir? Tekrar nasıl faydalanabilir isimli birçok atölyelerimiz var. Biz atölyeler yapıyoruz. Bu atölyelerde hem çevre farkındalığını hem de çevre duyarlılığını işte ve çevre yönelik atölyeleri de katılımcılarımızla birlikte paylaşıp onlara uygulamalı eğitimler veriyoruz. Yani şunu da söyledim. Yeşil Mutabakat adı altında bir nasıl diyelim, Avrupa Birliği'ne uyarlama söz konusu Evet. projelerle bağlantılı olarak. Özellikle zaten böyle küresel ısınma ya da işte çevre, geri dönüşüm, sürdürülebilir kalkınma gibi konuları özellikle Yeşil Mutabakat kapsamında ele alıyor belge. Ve bu anlamda da eğer etkinlik eklenirse bu tip projelerde desteklenme oranı daha da yükseliyor. Evet, artıyor. O yüzden önemli konular bunlar. Ayrıca az önce hocamızın belirttiği böyle orman yangınları gibi öncelikli alanlar projelere eklendiği zaman projenin desteklenme ihtimalini arttırmış oluyorsunuz. Peki hocam, ben tekrar tekrar teşekkür ediyorum katkılarınız için, bu güzel sohbet için. Katılımcılarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Sabırla dinledikleri için, soruları için. Umarım daha geniş kitlelere yayılır. Bu TÜBİTAK 4004 doğa eğitimi projelerinin yapılabilirliği de TÜBİTAK tarafından en azından bütçe anlamında daha rahatlatılır önümüzdeki çağrı döneminde. Çünkü doğa parçası olduğumuz bir yapı, daha iyi öğrenmek ben vazifemiz diye düşünüyorum. O yüzden ne yapabiliyorsak devam edeceğiz inşallah doğa eğitim projelerine hep birlikte büyük ekipler olarak ve sürdürülebilir şekilde bunu yapmaya çalışacağız. Ben herkese ayrı ayrı tekrar teşekkür ediyorum. Haftaya bir başka proje söyleşileri programında farklı bir konu ve konukla yine karşınızda olacağız inşallah. Yasin Hocam tekrar teşekkür ediyorum katkılarınız için. Hepinize iyi günler diliyoruz. Evet, ben teşekkür ederim. İyi günler.